İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Erhan Aydoğdu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Abdullah-ı Ensari rahmetullahi aleyh. Ey gafil insan! Abdullah-ı Ensari ilim ehli bir zattı. İşi Müslümanlara öğüt ve nasihattı. Bir vaazında dedi ki: Ey insan! Ol ki âgâh, hiç ummadığın anda ecelin gelir nâgâh. İyi bil ki bu dünya bir rüyadır nihayet. Bu rüyadan ölümle uyanırsın sen elbet. Bir yere girersin ki karanlık, dar bir kabir ve suale çekerler seni münker ve nekir. Ebedi kalacağın iki yer vardır ki hem o ya cennet olacak ya maalesef cehennem. Bunlara çok yakında olacaksın aşina. Öyleyse uyan çabuk, al aklını başına. Bunları düşünmekten var mı daha mühim iş? Gafletten uyanmazsan feci olur bu gidiş. Ey dünya lezzetine aldanan gafil insan! Ölüme hazırlan ki elinde fırsat şu an. İnsanları bekliyor cehennemin ateşi. Öyle şiddetlidir ki bulunmaz asla eşi. Bilseydi bunları koyun ile sığırlar, yemeye bir lokma et bulamazdı insanlar. Zira kederlerinden hiç yemezlerdi elbet. Bu yüzden deri kemik kalırlardı nihayet. Kıyamet günü için şimdiden yap ki azık, yanarsın aksi halde, kendine etme yazık. Hazırlıklı olanın asla olmaz zararı. Cennet bahçelerinden bahçe olur mezarı. Bir kul ki hazırlanmaz ve etmezse hiç esef, mezarı cehennemden çukur olur maalesef. Bir gün ashab-ı kiram Resul'den etti sual: Kim insanlar içinde bulur izzet ve kemal? Buyurdu ki: Ölümü en fazla yad edendir ve ona hazırlıkta acele eyleyendir. Sordular ki: Günahtan etmek için içtinap ne gibi tedbirleri almamız eder icap? Buyurdu: Çıkarmayın ölümü yadınızdan. Zira ecel süratle geliyor ardınızdan. Bir de hiç unutmayın ve bilin ki muhakkak sizin her işinizi görüyor Cenab-ı Hak. Ölüm Müslümanlara hediyedir, nimettir. Günahı olanlara acı bir musibettir. Hazırlıklı olursa ölüme bir Müslüman, sevinir, ferahlanır eceli geldiği an. İman ile gidince hele o ahirete, bayramdır onun için, erer büyük devlete. Melekül mevt gelerek söyler ki o mü'mine, hiç korkma, gidiyorsun Erhamür Rahimine. Cennet seni bekliyor, çok sevin, gülsün yüzün.
artık hiç olmayacak sana keder ve hüzün. O kişi bu hitapla olduğunda müşerref, erer büyük devlete. Bu ne büyük bir şeref. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Ehl-i İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Muhammed bin Hanefiye rahmetullahi aleyh buyuruyor ki, kanaatkar olup elini ve dilini kötülük edip evinde oturan kimseye Allah-u Teala merhamet etsin. Allah-u Teala'nın sevdikleriyle görüşmek, onların sohbetlerine katılmak büyük bir nimettir. Kim bu nimete kavuşmuş olarak ölürse, şüphesiz Allah-u Teala'nın ihsanlarına ve cennetine kavuşur ve orada sevdikleriyle buyuruyor Muhammed bin Hanefiye rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. Alo. Buyurunuz efendim. Buyurun, hayırlı günler. Evet, yayındasınız. Biraz kuvvetli konuşun lütfen. Tamam. Ben hocama iki sorum olacaktı da. Dinliyoruz efendim. Akbesle alakalı. Hocam, ben bir hafta önce doktora gittim. Ayağımdaki mantarlar dolayısıyla. Doktor bana şey verdi. Böyle tırnak silahı verdi. Hani tırnakları törpüleyip üzerine onu sileceğiz. Haftada bir defa alkollü mendil var. Onunla temizleyeceğiz. Tekrar o cilayı süreceğiz. Benim kafam karıştı hocam. Hani o cila orada kalacak ya, benim abdestime bir manisi var mı diye sizden bir bilgi almak istedim. İkinci sorum da uşurla alakalıydı. Ben köyde yaşıyorum hocam. Dut dekmezi yapıyorum. Satıyorum bunu da tabii ihtiyacımızdan fazlasını. Bunun uşrunu verirken bizim eve bıraktığımız ihtiyacı da o şeye dahil edecek miyim? Bir de siz bu uşurla alakalı bilgi verirken, hani mesela onda bir diyorsunuz yani. Mesela 10 kovaysa kovanın birisi uşur olarak diyorsunuz ya, benim de şansım, öyle bir şansım yok da, hani pekmez yapıyorum ya, pekmezin onda birini versem ihtiyacı olana, o nasıl olur acaba, olur mu diye kafama takıldı da bir sizden bilgi almak istedim hocam. Peki efendim. Peki, teşekkürler. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Selamünaleyküm hocam. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz efendim. Buyurun. Öncelikle duanızı istirham ederiz efendim. Buyurunuz efendim. Öncelikle hocamdan dua istirham ediyoruz efendim. Rabbim iki can saadeti ihsan etsin. Size de, sevdiklerinize de din ve dünya saadeti versin. Size de, bütün bizi dinleyenlere de sıhhat, afiyet ihsan etsin. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza eylesin. Son nefeste iman selameti versin inşallah. Amin hocam. Allah Teala razı olsun. Hocam, evet. Arife günü hangi gün olduğuyla ilgili bizi aydınlatırsanız memnun oluruz. İkinci sualim de, hani bir iş yerinde çalışıyoruz ama resimli, fürüganlı şeyler dikiyoruz. Yani elbise olsun, genelde kumaş olsun, hayvan resimleri oluyor. Caiz mi biz bunu dikmemiz? Ama burada çalışıyoruz yani. Çok teşekkür ederim. Peki efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun. Hocam iyi günler. İyi günler efendim. Hocam sorularım olacak bir iki tane. Tabii. Kurban farz mı, vacip mi? Birinci sorum bu hocam. Evet efendim. İkinci sorum da hocam, çevremizdeki insanların hepimizden dahil hiçbirimizin ağzından hayırlı bir cümle çıkmıyor. Öyle bir ortamdayım. Namazlarımı da öğlenle ikindiyi cem ediyorum. Akşamla da yatsıyı cem ediyorum. Doğru mu yapıyorum? Sabah namazını bazen kaçırıyorum, bazen genelde kılıyorum. Peki efendim. Hocam bir de benim 17-16 yaşına girecek Ağustos'ta bir oğlum var. Şimdi anneannesi farklı anlatıyor, annesi farklı anlatıyor, ben farklı anlatıyorum. Bu gusül abdestini tam olarak bir anlatır mısın? Yani altyapım benim de, hepimizin öyle bir göçmüş ki namaz kitabı var elimde. Ondan bile bazı şeylerini anlayamıyoruz. Peki efendim. Tamam. Teşekkür ederim hocam. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Buyurunuz hocam. Efendim, dinleyicimiz.
Ayaklarımda da tırnaklarda mantar rahatsızlığı çıktı. Doktora gittik, doktor dedi bir cila ver. Dedi işte onu süreceğiz. Bir hafta sonra alkollü bir mendille temizleyeceğiz. Tekrar süreceğiz dedi. Tedavi oluncaya kadar. Ben dedi şimdi tereddüt ettim dedi. Benim abdestlerim nasıl olacak? Şimdi efendim cila sürüldüğü zaman orası yani su temas etmeyecek denmediyse cilanın üstünü yıkarız. Yani parmak tabi yıkarız. Yok. Oraya değmeyecek, yıkanmayacak diyorsa o zaman ayaklarımızın diğer kısmını yıkarız. Islak elle tırnaklarımızın üzerinde sadece meshederiz. Islak elle meshederiz. Böylece namazımızı kılabilir miyiz? Tabii kılabiliriz. Allah-u Teala rahmet eylesin. Bir eczacı bir arkadaşımız vardı. Hasan Erkut. O iyi bir radyo dinleyicisiydi. O eczacı olduğu için dedi ki bir seferinde böyle bir sual olmuştu da dedi bu konuda da iki tane dedi şey var. İlaç var. Yani eczacılar da bilir bunu dedi. Altına su geçiren geçirmeyeni var. Öyle bir alternatif varsa dinleyicimiz sorsun. Onu da değiştirebilir daha kullanmadıysa. Altına su geçiren varsa o cilayı sürer. O zaman hiç problem olmaz. Peki efendim yok deniyorsa, değiştirme imkanı da söz konusu değilse ve bunu da kullanmak mecburiyeti söz konusuysa demek ki dediğimiz şekilde yapar, namazlarını da kılar. Bir problem olmaz. Ayakları yıkamak farz değil mi? Ayakları yıkamak farz. Fakat yara olduğu zaman onu fıkıh kitaplarında uzun uzun bildirmişler. Yaranın üzerine bant varsa, bant açılmayacaksa, açılamayacaksa veyahut da öyle bir ilaç sürdü ki altına su geçmeyecekse, geçemeyecekse böyle durumlarda ıslak elle üzeri meshedilir. Bu da aynı şekilde zarar veriyorsa terk edilir buyuruyor. Hükmü açık açık bildirmişler. Oje sürmek gibi bir şey değil mi bu da? Aynen oje gibi. Ama oje sürenler abdestiniz olmaz diyorsunuz. O gusül abdesti mi? Hem gusül hem abdest. Çünkü oje tedavi için kullanılmıyor. Süs için kullanılıyor. Elzem değil, lazım değil. Yani dinimizin bildirmiş olduğu bir zaruret olması gerekir. Burada tedavi söz konusu. Tedavi olduğu zaman aynı şekilde bu hüküm bildiriliyor. Yoksa mesele dövme yaptırmak haramdır. Gusle mani mi? Deri altına yapıldığı için mani değil. Ama oje, gusle de abdesti de mani. Gusül ve abdesti de mutlaka çıkartılması gerekir. Ama aması yok onun. Tedavi için değil, süs için yapıyorsun sen onu. O caiz değil. Hatta bazıları mesela buluğa ermiş çocuklara deri altına yapmıyorlar da yağlı boya cinsinden şeyle dövme yaptırıyorlar. Yine uygun değil yaptırmak da. O zaman abdeste ve gusle mani olur o. Niye altına su geçirmiyor çünkü. Peki dövme yaptırmak bir zaruret yok ki. Bir hastalık sebebiyle de olmuyor. Keyfi yapıyorsun. Dolayısıyla aynı şekilde caiz değil. Böyle bir kimse yaptırmışsa çocukta buluğa ermişse ihtilam olmuşsa cenabet dolaşıyor demektir. Allah Teala muhafaza buyursun. Dövmenin vücuda zarar veren bir tarafı da var. Değil mi? O yönüyle bakarsanız vücuda zarar vermek de haram değil mi? Haram tabii. Günahtır. Ve bir de sonra onu temizlemek de çok zormuş. Oo, eziyet, sıkıntı. Ya Allah Teala akıl fikir versin. Allah Teala akıl fikir versin. Cenab-ı Hak hidayet nasip etsin. Yani dinimizin en etmiş olduğu, Rabbimizin en ettiği şeyler. Baktığın zaman neresinden bakarsan bak. Efendim işte cazip gözü var. Cazip mazi falan. Neticede aynı şekilde çirkinliği ortaya çıkıyor. Hatta ya Allah Teala akıl gidince neler yapıyor. Bir tane ben bir böyle internet haber sitelerine bakarken bir şey görmüştüm de şaşırdım kaldım. Farklılık olsun diye Mustafa Bey şu yüzünde avurduna burada delik açtırmış biliyor musun? Yanağında. Ha yanağında. Buradan sokuyor ağzının içerisine giriyor parmak. Ya onun acısına tahammül etmiş. Hani onun için. Allah Allah. Allah Teala akıl fikir versin. Amin. Öyle yapacağına gözünü uydursun, oradan kafasının işini görür, değil mi? İki kulağın arasına yol açtırsın. Ha, yol açtırsın. Allah Allah. Allah Teala hidayet nasip etsin, ne diyeceğim. Efendim, dinleyicimizin ikinci suali, bizim dutlarımız var dedi, ondan dut pekmezi yapıyoruz dedi. Şimdi siz anlatıyorsunuz dedi, bu dutun dedi, uşu var. Evet, uşu var. Ama dedi, biz bunu dedi, hani dedi anladığım kadarıyla da 10 kovada bir kovasını vermek gerekiyor. Yani dedi bunu hesap etmek zor. Yok onu hesap edeceğiz. Onu hesap edeceğiz. Pekmezden onda bir değil. Pekmezden onda bir pekmez zaten toprak mahsulü zekat değil. Toprak mahsulü değil. Ancak mesela zeytinyağı da şey değil. Toprak mahsulü değil.
toprak mahsulünün mahsulü. Pekmez de toprak mahsulünün mahsulü. Un da toprak mahsulünün mahsulü. Reçel yaptığın zaman da aynı durum söz konusu. Dolayısıyla toprak mahsulünün kendisi. Artık orada kendisi bir tahmin yapacak. Mesela bunu kazana koyuyor ya, yıkıyor falan. Orada belli bir ölçüsü var bunun. İki kazan, üç kazan neyse. Tabii. Onu bir şey toplarken yapacak. De yapabilir. Toplarken bunu de yapabilir. Bir şeyin içerisine toplamıyor mu bu neticede? Tabii toplanıyor. Bir şeyin içerisine topluyor. Diyelim ki kovayla toplamıyor da başka büyük bir leğen gibi bir kapla topluyor mesela. Üç leğen, beş leğen, on leğen, yirmi leğen neyse. Onu yazacak, o zahmete katlanacak. Efendim tamam, onda biri dedi. Dutun o andaki fiyatı ne kadardı? Şu kadardı. Onda biri ne kadar ediyordu? İşte şu kadar kilo ediyordu. Peki fiyat itibariyle bu kadar. Dut pekmezi yaptı. Pekmeze fiyatı da raiç. Onların verdiği fiyat şu kadar. Ha, şu onda bir dutun karşılığı olarak şu kadar pekmez ediyor. Pekmezi verebilir mi o zaman? Verebilir. Şey gibi, zeytini topladı mesela. Zeytin olarak vermesi gerekiyordu. Öyle yapmadı. Onu zeytinyağı haline dönüştürdü. Ama onda birini çıkardı zeytinin. Önce topladığı zaman çıkarmıştı, çıkardı zaten. Ha, o zamanki raiç fiyatı bunun bu kadar. Bunu yazdı bir kenara. Ondan sonra yağını çıkardı. Ha, yağın fiyatı kendisinin verdiği fiyat. Piyasadaki, İstanbul'daki gelip de aynı şekilde lüks marketlerde satılan fiyat değil. Kendi verdiği fiyat. Ha, bu fiyat bunun onda bir zeytin ne kadar tekabül ediyor zeytinyağına, şu kadar. Onu verebilir. Onu aynı şekilde verebilir mi? Şey de öyle. Mesela elmadır, portakaldır, ne bileyim, bunların suyunu çıkartıyor mesela kendisi. Meyve suyu elde ediyor. Yani portakal isabeti 10 kasa, 20 kasa neyse, bunun bedeli bu kadar. İşte portakal suyu olarak veyahut da elma suyu olarak şu kadar eder. Onu verebilir mi? Verebilir buyuruluyor efendim. Efendim gelelim ikinci dinleyicimizin sualine. Dinleyicimiz dedi ki Arefe günü ne zaman? Bugün değil. Daha var. Bugün değil. Efendim bugün Zilhicce'nin 4'ü. Takvimler öyle yazıyor. Zilhicce'nin 9. günü Arife'dir. 9. günü de önümüzdeki hafta Pazartesi günü 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü Arife günüdür. Bugün 1000 ihlas okunacak. İmsaktan sonra başlıyor. Sabah namazı vaktinde başlıyor. Güneş batana kadar bitirilmesi lazım. Ve 1000 ihlas okuyanın da bütün günahlar affolur ve her duası da kabul olur. Hadis-i şerif bu da. Kitaplar yazıyor. Hatta Türkiye takviminde de 19 Temmuz orada yazmışlar. Arife günü 1000 ihlas suresi okuyanın bütün günahları affolur ve her duası da kabul olur diye de bildirilmiş. Bize her zaman bu cuma günleri falan gönderenler oluyor. Hemen biz okuduk, duasını yapar mısınız falan diye. Gönderenler olursa. Gerçi bir şey de olmayacağız. Yani burada olmayacağız da. Bilgisayardan belki onu şey yapmamız. Ama maille de gönderenler, evde de şey var. Onu açarız. Size bir şekilde ulaştırırız hocam. Veyahut da telefonla aynı şekilde ulaştıranlar olursa. Onlar toplanıp da duası yapılabiliyor bayram günü. Yani ona göre yetiştirilirse olabilir. Onda şey yapılabilir. Demek peki Zilhicce'nin 9'u Arefe günü, Zilhicce'nin 8'i de 18 terbiye. Temmuz pazar günü. Pazar günü terviye, pazartesi günü de Arefe günüdür. Takvimlere göre Kurban Bayramı'nın birinci günü 20 Temmuz. Ama biz kurbanlarımızı Zilhicce ilerini göremediğimiz için 22 Temmuz, özür dilerim yanlış söyledim, 21 Temmuz çarşamba günü. Veya 22 Temmuz. Veya 22 Temmuz günü keseceğiz. Biz kurbanlarımızı ona göre şey yaptık. Hatta İhlas Vakfı olarak ve Almanya'da yine İhlas'ın o Hakikat Vakfı, onların o topladıkları da Zilhicce hilalini gözetiyorlar. Eğer hilal görülmediyse ikinci gün veya üçüncü gün kesiliyor. Evet. İkinci veya üçüncü gün kesiliyor. Hani birinci gün böyle bekleyenler oluyor. Kurbanımız kesildi mi falan diye. Şimdi İhlas Vakfı öyle bir şey başlattı ya, video gönderiyor falan. Yetişemeyebilir belki. Hani hepsinin videosunu tabii yetiştiremeyebilir. Anında gelmeyebilir. Ha, mesaj olarak belki o daha pratik olur. Gerçi hani İhlas Vakfı öyle demek. Çok kimse öyle yaptığı için mecburen İhlas Vakfı'da hani video gönderelim dedi. Zor olabilir. Her kesilişte hakikaten başında bulunacaksa. İstemeyenler de var gerçi onu. Yani bizim dinleyicilerimizden mesela başvuranlar.
Bazıları da şey yapıyor. Bana, yok diyor. Bana geldi, sana gelmedi mi? Ondan sonra o da soruyor. Bana yani, niye gelmedi diye öyle soruyor. Öyle söyleyen de. Ona gerek yok. Ona gerek yok. Yani Allah Teala muhafaza buyursun. Hem alacaksın hem kesmeyeceksin. O, toprağın altında vebali çok. Senin için problem değil. Sen verdin gitti. Problem kimin için? Alan için. Tabii. O yapmadıysa hesabı ondan sorulur bunun. Efendim. Şeyi sorabilir miyim? O Arefe günü okuduğumuz bin ihlasa başlarken. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim bin ihlas okumaya diyecek miyiz? Yok. Sadece Euzubillahimineşşeytanirracim besmele çekeceğiz. İlk başlarken. Ondan sonra her birine besmele çekeceğiz. Bunun bir niyeti yok değil mi? Yok. Bir törene gerek yok. Törene gerek yok. Direkt başlıyoruz, direkt bitiriyoruz. Duydum duana, uydum Kur'an'a, yöneldim Kabe'ye, niyet ettim Arefe günü bin ihlas okumaya. Öyle bir şey yok yani. Bittikten sonra da bir şey yok. Yok. Evet. Duasını edersin. Sadece hediye edersin o kadar. Hani bazılar diyecek, efendim siz böyle talep ediyorsunuz da sizin duanız çok mu makbul, siz çok mu iyi biliyorsunuz aynı şekilde hani dinleyicilerden böyle gelenler. Yok, bizim öyle bir iddiamız da söz konusu değil. Ama bir şeyi okuduk kitaplarda. Mesela 500 kişi gönderdi. Mesela misal olarak söyleyeyim. Ama bunlardan birisi ihlaslı okudu. Hakikaten ihlaslı okudu. O da onun içine giriyor ya. Onun hatırına diğerleri de kabul oluyor biliyor musun? Diğerleri de kabul oluyor. Şey gibi hani namazı cemaatle kıldığın zaman orada birisinin kalbi uyanıksa, hangi rekatta kimin kalbi uyanıksa melekler bunu toplarmış. Hepsi 4 rekat namazda işte kimisi ayaktayken, kimisi rükuda, kimisi secdede, kimisi kadede uyanık. Her birini ayrı ayrı toplar. Tam kılınmış gibi oradaki cemaate iştirak edenlerin hepsine geçermiş. Böyle de bu ihlasla aynı şekilde Allah rızasını ihlasla okuyan bir kişi olsa 1000 kişi okumuştur. O 1000 kişinin hatırına 1000 kişinin hepsi karışıyor ve hepsine de o sevap gidiyor. Öyle o, bir avantajı var. Ha, öyle bir avantajı var. Onun dışında bizim öyle bir iddiamız söz konusu değil. Hocam müsaade ederseniz. Tam hızımı almıştım. Erhan gene kesti yani Mustafa Tokyo sözümü. Dinleyiciler de duyuyor bunu. Beni dinleyiciler önüne attınız yine. İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, kimlerin kurban kesmesi gerekir? Mukim olan, akıl bali, hür ve Müslüman erkek ve kadının, ihtiyaç eşyasından fazla nisap miktarı, malı veya parası varsa, kurban bayramı için niyet ederek, belli günlerde belli bir hayvanı kesmeleri vacip olur. Dinen karı kocadan hangisi zenginse kurbanı o keser. İkisi de zenginse ikisi de keser. Veya ikisi de fakirse o zaman ikisi de kesmez. Fakir kurban kesmek zorunda değildir ama keserse çok sevap olur. Kurban, davar yani koyun, keçi, sığır yani manda, inek, dana, öküz, boğa veya deveyi kurban bayramının ilk 3 gününde kurban niyetiyle kesmek demektir. Kurban dünyada vacip vazifesini yerine getirmiş olmak ve ahiretteki sevabına nail olmak için kesilir. Babanın çocuğu için çocuğun malından da kurban kesmesi gerekmez. Deli ile bunak çocuk hükmündedir. Büyük çocuk ve hanımdan izinsiz onlar adına kurban kesilmez. Kurban kesmede zenginliğin ölçüsü maddeler halinde şöyledir. 1. Fıtra ve kurban nisabına malik olana zengin denir. Bunun fıtra vermesi vacip olur. Mükellefse yani akıl bali ve mukimse yalnız kendisi için kurban kesmekte vacip olur. Bunun zekat alması haram olur ve fakir olan kadın mahrem akrabasına ve çalışan bir erkek akrabasına yardım etmesi vacip olur. 2. Miras ve mehir malları nisap hesabına katılır. Nisap miktarı malı teslim aldıktan bir yıl sonra yalnız o yılın zekatı verilir. 3. İhtiyacı olan eşyadan ve borçlarından fazla olarak zekat nisabı kadar malı veya parası bulunan Müslümanın kurban kesmesi vaciptir. Kurban nisabı ve eşyanın kıymeti altın ve gümüşle tespit edilir.
4. Kurban nisabı hesabına katılacak malın ticaret için olması şart olmadığı gibi, elinde bir yıl kalmış olması da lazım değildir. Borçlar alacaklardan ve mevcut maldan çıkarılır. Kalan alacaklar zekatta olduğu gibi kurban nisabına dahil edilir. 5. İhtiyaç eşyaları kurban nisabına dahil edilmez. İhtiyaç eşyası demek, kıymetleri ne kadar çok olursa olsun, bir ev, bir aylık yiyecek, her yıl 3 kat elbise, çamaşır, evde kullanılan eşya ve aletler, hizmetçiler, binek vasıtası, meslek kitapları ve ödeyeceği borçlarıdır. Bu eşyanın mevcut olması şart değildir. Eğer mevcut iseler, zekat, fıtra ve kurban için nisap hesabına katılmazlar. 6. Ticaret için olmayan, ihtiyacından artan eşya, kiradaki evler, evindeki süs eşyası, yere serili olmayan halılar, kullanılmayan fazla ev eşyası, sanat ve ticaret aletleri, burada ihtiyaç eşyası sayılmaz. Yani bunlar kurban nisabına dahil edilir. Hepsi hesaplanınca 96 gram altın değerinde olursa, böyle kimsenin kurban kesmesi vacip olur. Oturduğu ev büyük olsa, ihtiyacından fazla kullanılmayan odaları olsa, nisaba katılmaz. 7. Kadınların incisi ve her çeşit süs, ziynet eşyası kurban nisabına katılır. 8. Evde kullanılan tabanca, teypler, kasetler, kıymetli dini levhalar, avizeler, kurban nisabına dahil edilmez, bunlar kullanılan eşyadır. 9. Nisap değerinde mushafı, hadis, fıkıh ve diğer ilim kitapları bulunan kişi, bunları okuyorsa nisaba dahil etmez. Okumuyorsa, okumayı bilmiyorsa dahil eder. 10. Evde kullanılmayan eşyalar nisabın üzerinde olursa, kurban kesmek vacip olur. Mesela çeyiz olarak alınan eşyalar kiminse, o kurban keser. Baba çeyiz olarak aldığı halde kızına hediye etmemişse, çeyiz hala babanın malıdır. Babanın kurban kesmesi gerekir. Hediye etmişse kızının kesmesi gerekir. Çeyiz nisabı buluyorsa böyledir. 11. Her yıl 3 kat elbise ihtiyaç eşyasıdır. Fazlası eski de olsa nisaba dahil edilir. Kullanılmayan eski ev eşyaları kurban nisabına dahil edilir. 3 kat elbise demek, 3 ceket, 3 pantolon, 1 palto, 3 gömlek, 3 atlet, 3 don ve 1 kazak demektir. Bundan fazla olanlar kurban nisabına katılır. 12. Bir evi olan kadın zengin sayılır. İçinde otursa da oturmasa da kurban kesmesi gerekir. Bir evi olan erkek zengin sayılmaz. Ama hanım için ev nafakadan sayılmaz. Kocası onu bir ev bulup oturtmaya mecburdur. Ama kadının kocası yoksa oturduğu evi nafakadan sayılır. 13. Biri yazlık, diğeri kışlık iki evi olanın kurban kesmesi gerekir. 14. Kurban kesmenin vacip olmasında bayramın 3. gününe itibar olunur. Bayramın ilk günü zengin fakir, mukim misafir, akıllı deli, baygın ayık olmaya bakılmaz. Bayramın 3. günü yukarıdaki şartlar mevcutsa kurban kesmek vacip olur. 15. Zengin kimse elinde parası olmasa da ödünç alarak veya herhangi bir malını satarak kurban kesip büyük sevaba kavuşmalıdır. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in 2. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim dinleyicimiz, biz dedi, bir dedi konfeksiyon atölyesinde çalışıyoruz dedi. Önümüze getiriyorlar dedi. Hayvan resmi, insan resmi falan tişörtlere dikiyoruz falan dedi. Bize bir kabahat olmuyor. Sen işini yapıyorsun. Ona bir şeyi yok. Onu öyle sipariş verip alan, yapan düşünsün. Son dinleyicimizin sualleri var. Kurban kesmek dedi. Farz mıdır, vacip midir? Efendim farz değildir. Hakkında ayet-i kerime var ama farz değildir. O ne demek o? İşte onun için Kur'an'dan din öğrenilmez.
Kevser suresinde hem de emir sigasıyla estağfurullah keven har buyuruyor kurban kes. Fakat Peygamber Efendimiz'in tatbikatına bakıyor, hadis-i şeriflere bakıyor, müştehit talimler. Ha, bu diyor Resulullah Efendimiz'e hitaben. Ona hitap edildi. Emir ona, bütün ümmetine değil. Bir tek İmam-ı Azam Ümbani Hazretleri bu ayet-i kerime ve başka ayet-i kerimeler var. Hadis-i şeriflere bakıyor, vacip diyor. Diğer üçü İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri müekked sünnet. Zaten vacip kullanmıyor onlar. Müekked sünnet Hanefi'deki vacip makamındadır. Bir tane bir Diyanet İşleri başkanı vardı vaktiyle. Çok özür dilerim de kullanacağım o tabiri ya. Televizyon veriyor. Bana göre diyor kurban diyor sünnet. Ya dedim çüş dedim ya bana. Adam Diyanet İşleri Başkanı olmuş. Bu adam ilahiyatı bitirmiş. Bir de akademik kariyeri var. Utanmadan, sıkılmadan bana göre sünnet. Ya İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri zaten sünnet demiş arkadaş. Bu senin yeni bulduğun bir şey mi de? Ahmak herif. Devletin o makamına gelmişsin, insanların aynı şekilde zihinlerini karıştırıyorsun. Ve ondan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı makamını ele geçirince zannediyorsun ki Allame-i Cihan din benden sorulur, vahiy bana geliyor, ben istediğimi söylerim. Nasıl söylersin, olur mu öyle şey? Sana da kalmaz bir dünya. Allah-u Teala muhafaza buyursun. O halinden tövbe etmediysen o kibirle imanını zor kurtarsın sen. Toprağın altına elbette gireceksin. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin böylelerin şerrinden de. Dolayısıyla kurban kesmek Hanefi mezhebinde vaciptir. Vacip olabilmesi için de 5 tane şart bildiriliyor Hanefi mezhebinde. Müslüman olacak, akıllı olacak, buluğ çağında olacak, kurban nisabına malik olacak ve mukim olacak. Bu 5 şart. Kurban bayramı 1., 2., 3. günü. Bu 3 gün içerisinde kimde varsa, mesela 1. gün fakir de 2. gün getirdi. Mustafa Tögöz bana 100.000 lira para verdi. Verir verir bayram hediyesi dedi. Erhan duymuyor. Erhan'a da verirse evlenecek o çocuk da. Verir verir yani. Hediye etmiş ya bayram açtı dedi. Hocam dedi kullanırsın da Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Cömerttir. Evet. Amin. Dolayısıyla ne oldum ben şimdi? Zengin. Zengin oldum. Kurban kesmem vacip. Bayramın 2. günü. Tamam 2. günü. 3. günü de olsa aynı. 3. günü daha az. Bu bayram 1., 2., 3. günü. Bu 3 gün içerisinde hani bazıların hatırına geliyor ya. Efendim bir sene bekleyecek mi? Zekatta bekleyecek. Yani zengin oldu. İlk zengin olduğunda bekleyecek o. Ama kurban da öyle değildir. Kurban bayramı 1., 2., 3. günü kurban hesabına maliksem kurban kesme vacip. Kurban kesmesi vacip olan kişi kesmezse kaza etmesi mi vacip? Kesmezse buyuruluyor bunun bedelini altın olarak fakire vermesi lazım. Ayrıca tövbe etmesi lazım. Evet, bedelini verecek yani. Bedelini bir daha kesmeyecek ama. Hayır. Bedelini verecek. Ha, onu da hatırlattınız iyi oldu. Bize gelen suallerde siz de şahitsiniz. Biz geçen sene kesemedik diyor. Bu sene 2 tane kesiversek oğlum. Hayır. O bitti o. Çünkü açık net bir şekilde Kurban Bayramı'nın 3. günü güneş batana kadar Hanefi mezhebinde. Hatta buyuruyor bir yere gitti geldi mukim oldu kendi vatan aslisine döndü. Hemen gitti bir yerden aynı şekilde hayvan buldu falan. Kesecek adam ararken güneş battı. Kesemedi hayvan elinde kaldı. Buyuruyor ki o hayvanı götürür fakire verir. Öylece. Öylece. Kesmez artık. Öylece verir. Veyahut da gitti satın alacaktı falan. Bir sene şeyde oldu, İstanbul'da oldu. Hatta bir arkadaşım birisi, dedim biraz dolaş, arabası da vardı. Dolaştı en son, işte güneş böyle batmak üzere artık. Yani hayvan bulsa da kestirmesi, yapması da falan da ancak şey olmadı falan. Dedi ki yaşça benden küçüktü, abi dedi buraları İstanbul'un dışındakileri de turladı. Hayvan bulamadım. Tamam dedim bitti, şimdi ne yapacağım dedi. Ha şimdi dedim bedelini altın olarak fakire vereceksin. Bedelini altın olarak fakire verecek. Öyle yazıyor. Peki efendim altın bulamıyoruz mu? Altınla devrini yapar, bedelini verir. Altınla devrini yapar ve verir. Bu iş o kadar önemli bir şey mi? Siz adamı o kadar turlatmışsınız. Önemli. Niye? Çünkü Hanefi mezhebinde vacip bu. Bir ibadeti yapıyoruz. Şeyde bile mesela sabahleyin bir uyandı. 5 dakika var. İşte helaya da sıkışmışım. Gitmeyeceğim. Ne yapacaksın? Abdestin sadece farzlarına. Bir defa. Ağzına burnuna falan su vermeyeceksin. Yüzünü bir defa yıkıyorsun. Kollarını bir defa yıkıyorsun. Ayaklarını bir defa yıkıyorsun. Başını meshediyorsun. Hemen gidiyorsun. Hemen farzına. Niye dedim Allah paranızı alsın. Erkekse yani kâmeti bile terk eder. Sabah namazının farzını kılmıyor. Allah'a ekber. Rükû ve secde tespitlerini bile birer defa yapar. Çünkü güneş doğunca bitecek ya o. Birer defa yapar. Kısa sureler okur. Velhasıl inna atayna ve inna atayna ihlas okur.
Hanefi mezhebinde tahiyyatı okur, sadece Allahümme salli, hani diğer Şafii mezhebinde farz ya, sadece Allahümme salli okur, hemen selam verir. Ne oldu? Sabah namazı vaktinde o vazifeyi yerine getirdi. Çünkü Emen abiler, Allah-u Teala rahmet eylesin, buyuruyorlar ki, vaktinde yapılmazsa orası boş geçer. Kaza etsen, tövbe etsen bile orası boş diyor. Çünkü amel defteri önüne koyacak, burada ne yapmışım, uyumuşum. Orada kılman emredilmişti. Evet, orada kılman. Kurbanı da orada kesmem emredilmiş. Ve vacip. Ve farz ve vacipler, vaktinde yapmak bunlar farz ve vacip. Vaktinde yapılmazsa bunlar kaza etmek farz ve vacip. Mesela vitir namazını vaktinde kılamadığımız zaman Hanefi mezhebindekiler kaza etmeler vacip. Bir tek sünnetlerden, sabah namazının sünnetini Hanefi alimlerden vacip makamında buyuranlar var. Kuvvetli bir sünnettir. Sadece bugün sabah namazına kalkamadıysam, öğleye bir saat kalana kadar ki o kuşluk vaktinde sünnetiyle beraber kaza ediyorum. Niyet ettim bugün kılamadığım sabah namazının sünnetini kaza etmeye. Niyet ettim bugün kılamadığım sabah namazının farzını kaza etmeye. Bazılar onu yanlış anlıyor. Efendim diyor, sünnetiyle beraber orada kılınırmış. Kaza ederek kılınıyor. Vakti geçti, bitti yani. Orası boş kaldı gene. Acilen hemen kaza etmen lazım. Kaza ettin, ayrıca bir de tövbe istiğfar etmen lazım. Diyelim ki şimdi vacip olan kurbanını kesmek için bir yere seyahat etmiştim. Seferiydi falan ama işi bitti. Geri döndü vatan asisine veyahut da vatan ikametine 15 günden fazla kalacağı yere geri döndü. Bu kim oldu? Eyvah dedi, bana vacip. Yan geleyim yatayım, bedelini veririm değil. Çıkıp şöyle bir dolaşması lazım. Bir sebebe yapışması lazım. Yani yakınlarında en azından, diyelim ki arabası yok, imkanı yok, gidemedi de kendi yakın çevresinde şurada kurban pazarı var dedi. Oraya kadar gitti, baktı, hayvan kalmamış. Yani en azından bir iki kişiyi arayıp, belki öyle ki bir kişi arıyorlar belki. 6 kişi oldu da 7. arıyorlar. O da olabilir. Bir de şimdi şu imkan var. Mesela İhlas Vakfı bu işi yapıyor ya. Evet. Bu büyük kolaylık. Hemen İhlas Vakfı'ndaki bir yetkili arıyor. Arkadaş diyor, böyle böyle bir durum var. Benim telefonum bu. Ondan sonra adresim bu. Ben parasını veririm yarın bir gün. Yani kimliğim de bu, adım soyadım da bu. Benim vacip olan kurbanımı keseceğim. Onlar diyecek ki ver vekaletini. Telefonunu alırlar. Veyahut da şeyin, İhlas Vakfı'nın hesap numarasını internetten giremezsen bile hesap numarası verirler. Bu hesaba yatır derler. Değil mi? Evet. Ve olur. Yani bu imkanlar da bugün mevcut. Efendim dileyicimiz dedi ki, çevremde hayırlı kimse yok dedi. Ahir zaman. Çok zor bir hadise. Allah-u Teala yar ve yardımcılar olsun. Hepimizin aynı şekilde yar ve yardımcısı olsun. Hatta mesela eskiden Mekke-i Mükerreme'de Medine'ye hicret ediyordu. Saadet-i Ebediye diye yazıyor. İslam Ahlak kitabında da var. Eğer bulunduğu mahalle, bulunduğu şehir, bulunduğu kasaba, her taraf fitne, fücur falan, böyle eğer biliyorsa, şey yapıyorsa, itikad düzgün kimselerin bulunduğu yere hicret etmelidir diyor. Oraya hicret etmelidir diyor. Böyle bir yere de aramalı mı? Aramalı. Ve dedi, hatta namazlarımı cem ediyorum. Yani ancak Hanbeli mezhebine niyet ederek cem edebilir. Mukimken, seferiyken Maliki ve Şafii mezhebinde de cem var. Ama mukimken Hanbeli mezhebine niyet ederek edilebiliyor. Maliki mezhebinde bir kavlinde var. Ama işte belli bir sıkıntı söz konusu olduğu zaman orada da mukimken cem etme imkanı söz konusu olabiliyor. Efendim böyle durumlarda istiğfara devam etmeli ve Allah-u Teala dua ederken de ya Rabbi bana hayırlı komşu, hayırlı kimselerle beraber olmayı dünyada ve ahirette diye dua etmeli. Kabirde bile ya. Gelir bir aynı şekilde falsın veyahut da din simansın birisini getirmişler, gömmüşlerdir. Ona yapılan ızdırabı bu duyabilir mi? Duyabiliyor. Efendim gelelim, usul nasıl alınır? Erhan dışarıdan bakıyor, diyor ki Mustafa abi diyor, video şöyle video çeksin, nasıl alındığını göstersin. Mi diyor. Öyle bakıyor da öyle mi anlayalım? Yok, demiyordur herhalde. Yok, kendine yaptırırız. Hadi. Efendim gusül abdesti için buyuruyor ki, temiz olsa bile önce avret yeri yıkanır Hanefi mezhebinde. Avret yeri yıkandıktan sonra güzel bir namaz abdesti alınır. Yüzü yıkarken de niyet edilir Hanefi mezhebinde. Peki Maliki mezhebini taklit ediyorsa o zaman elini yıkarken niyet eder. Niyet ettim gusül abdesti almaya, Maliki mezhebine uymaya diye. Ama taklit etmiyorsa Hanefi mezhebine göre önce avret yerini güzelce bir yıkar. Yıkadıktan sonra ellerini yüzünü yıkarken
Hanefi mezhebinde. Normal bir abdest alır. Ha. Evet, güzelce ellerini yıkar, evet. Ağzına burnuna çokça su verir, abdest alıyor artık. Yüzünü yıkarken niyet ettim gusül abdesti almaya der. O namaz abdestini tamamlar ama alır. Alır, bitirir. Alır, bitirir. Ondan sonra Hanefi mezhebinde önce başından 3 defa güzelce döker. Yani önü, arkasını falan şey yapar. Bütün vücudu yıkar. Sonra sağ omuzundan ta ayağına kadar aynı şekilde o bölgeyi 3 defa yıkar. Sonra son omuzuna dökerek ayağına kadar 3 defa yıkar. Peki Hanefi mezhebinde guslü sünnet-i seniye uygun olarak alış şekli bu mudur? Evet, alış şekli budur buyuruyor. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve toplum.